İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. 41 binin üzerinde insan bu saldırılarda hayatını kaybetti. Amerika, İsrail'in en büyük silah tedarikçisi konumunda. Avrupa'da ise en büyük silah desteğini Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Romanya ve Çekya gibi ülkeler sağlıyor. Gazze'de devam eden soykırıma karşı bazı ülkeler İsrail'e silah satışını durdurduğunu açıkladı. Ama süreç kimi ülkeler açısından arka planda farklı işliyor. Peki İsrail'in silah tedarikçileri kimler? Hangi ülkeler İsrail'e gerçekten silah satışını durdurdu? Amerika, Gazze'de sivil kayıpların artmasıyla beraber İsrail'e çeşitli silahların sevkiyatını durdurma kararı almıştı. Soykırım karşıtı ülkelerin çağrısıyla bir ülke daha harekete geçti. 8 Ocak 2024'te İsrail'e silah satışını yasaklayan Kanada, bu kararına rağmen Amerika üzerinden İsrail'e silah ticaretine devam ediyordu. Ancak gelen tepkiler üzerine harekete geçildi. Kanada, İsrail'e silah satışı için 30 lisans izninin askıya alındığını ve Kanada yapımı mühimmat için Amerika ile yapılan sözleşmenin iptal edildiğini duyurdu. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Gazze'ye hiçbir şekilde silah veya silah teçhizatı göndermeyeceğiz nokta ifadesini kullandı. İngiltere'de de 350 silah lisansının yaklaşık 30'unun askıya alınacağı belirtilmişti. Ama 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e silah, askeri teçhizat ve diğer kontrollü ürünlerin satışı için 100'den fazla ihracat lisansına onay verildi. Yine İngiltere, İsrail'deki F-35 savaş uçaklarının da malzeme sağlayıcısı. Belçika, İtalya, Hollanda, İspanya'nın da aralarında bulunduğu birçok Avrupa ülkesi gelen tepkiler üzerine İsrail'e silah anlaşmalarını durdurma kararı aldı. Ancak karara rağmen ticaretin devam ettiğine dair çok sayıda haber bulunuyor. 2019-2023 yılları arasında İsrail'e yapılan silah ihracatının yaklaşık %30'u Almanya'ya ait. Almanya bu oranla İsrail'in Avrupa'daki en büyük tedarikçisi konumunda. Fransa'da Demir Kubbe isimli füze savunma sistemi için bu ülkeye parça tedarik ediyor. İtalya, hükümetin güvence vermesine rağmen sadece 2023 yılının son çeyreğinde İsrail'e 2.1 milyon avro değerinde silah sağladı. Belçika'da bölgesel bir hükümet 6 Şubat'ta İsrail'e barut ihracatı için verilen 2 lisansı askıya aldığını açıkladı. İspanya Dışişleri Bakanı Ocak ayında yaptığı açıklamada savaşın başlamasından bu yana İsrail'e silah satılmadığını ve ambargo uygulandığını açıklamıştı. Ancak İspanya'nın Kasım ayında İsrail'e mühimmat ihraç ettiğini gösteren bir rapor yayınlandı. Hollanda'da da bir mahkeme İsrail'in Gazze şeridini bombalamak için kullandığı F-35 savaş uçağının tüm parçalarının ihracatını engelleme kararı aldı. Avustralya Dışişleri Bakanı savaşın başlangıcından bu yana ülkenin İsrail'e silah sağlamadığını ifade etti. Tüm bu gelişmeler aynı soruyu tekrar akıllara getiriyor. Dünyanın ve özellikle Avrupa ülkelerinin İsrail'e zarar verecek bir silah ambargosunu uygulaması gerçekten mümkün mü? Yorum sizin.